Ya abici, kozmik bir evrende yaşıyoruz. Bu evrende milyonlarca galaksi, milyonlarca güneş sistemi var. Birinden birinde bir canlı hayatı oluşmuş olamaz mı yani? İlla böyle Allah falan mı demeniz gerekiyor? Ya başka nasıl olacak yani, o kadar sanatlı. Tesadüf birader, tesadüf. Yani bunun matematiksel olarak olma olasılığı bile 10 üzeri 123. Yani düşük de olsa bir ihtimal var. Yani tesadüf mümkün. Anlıyor musun? Tamam, senin dilinden konuşalım. Şimdi bu şekerleri aldım ve bunları masaya attım. Attıktan sonra her birisi kendiyle aynı renkte olanla yan yana gelecek desem bana inanır mısın? İnanırım kardeşim. Düşük de olsa bir ihtimali var. Aynı zamanda hepsi tek sıra üzerinde hizalanacak desem inanır mısın? Yani... Atmak için tek şansım da olsa inanır mısın? On üzeri 123 kere daha deneyelim mi? Hatta senin mantığına göre benim de devreden çıkmam lazım. O zaman nasıl olacak? Sen de aramızdaki fark ne biliyor musun? Senin gözünü kapayarak tesadüfe bağlamaya çalıştığın hadiselerin, biz perde arkasındaki kudret elini görmeye çalışıyoruz. Şimdi bu örneğini verdiğimiz basit şekerlerin bile tesadüfen oluşturamayacağı bir biçimdi. Halbuki bir patlama her koşulda kaos oluştururken, bu kadar büyük bir patlamanın böyle mükemmel bir düzene sebep olması nasıl mantığa sığabilir? Dünya kendi ekseni ve güneşin etrafında, diğer tüm seyyareler de kendileri için biçilmiş bir yörüngede, adeta emir altında vazife gören askerler gibi intizam ve düzenlerine şaşırmadan akıp gidiyorlar. Güneşle dünya ve diğer tüm gezegenlerin arasındaki hassas ölçülü mesafeler, atmosfer katmanlarının dengeli yapısı, binlerce hayvan ve bitki çeşitleri ve her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları, rızıkları, donanımları, cihazatları birbirine karışmadan ve engel olmadan muhteşem bir düzenin içinde yaşayabilmeleri. Bunun da altına inersek insan vücudunun mükemmel yapısı, göz, kulak, beyin yapısı, hücre, DNA'nın hayret verici kodlaması gibi yüzlerce, binlerce intizam ve mizan delilleri hiçbir şekilde kör tesadüfün eline havale edilemez. Bak, hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın? Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye edemeyen onlardan birine karışsa elbette karıştıracak. Anlıyor musun? وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.